Birçok tüketici her alışverişinde yeni plastik torba kullanmayı tercih eder. Ancak Yeryüzü Politikası Araştırma Enstitüsü Direktörü Janet Larson, plastik torbaların çoğunun atağa dönüştüğünü söylüyor. Torbalar çalılara ve ağaçlara takılıyor, fırtınalı havalarda kanalizasyon kanallarını tıkıyor. Ancak Amerika'nın en büyük plastik torba üreticilerinden birinde çevre politikalarından sorumlu genel müdür olarak çalışan Mark Daniels'a göre plastik torbalar çevre için doğru seçim. Şimdiye kadar yapılan bütün atık çalışmaları plastik torbaların çevre kirliliğinin yüzde birinden daha azına yol açtığını gösteriyor. Çevre örgütlerinden plastik torbaların atık sahalarını tıkadığını duyuyoruz. Ancak Amerika Çevre Koruma Dairesi'nin verilerine göre plastik torbalar atıkların binde dördünü oluşturuyor. Beş yıl önce Washington işyerlerine her yeni plastik torba için müşterilerden beş sen ücret alma zorunluluğu getirdi. Program direktörü Brian Van Wy, müşterilerin daha az torba kullanmaya başlamasıyla su kanallarında dolaşan torba sayısının da azaldığını söylüyor. Su kanallarını temizleyen gruplar, temizlik sırasında topladıkları plastik torba sayısının eski oranla %60 azaldığını söylüyor. Bu programın su altı yaşamına da katkıda bulunduğunu belirtiyor. Plastik torbalar zamanla parçalanıyor ve su altı canlıları tarafından tüketiliyor. Balık ve kaplumbağa gibi canlıların hayatını tehdit ediyor. Washington'daki bir lokantanın müşterileri plastik torba yasası konusunda farklı görüşlere sahip. Bir torba için 5 sent vermek kulağa saçma geliyor ama eğer çevreyi kurtaracaksa iyi bir fikir. Plastik torbalara neden para verdiğimizi anlamıyorum. Çünkü sonuçta torbaları nehirlere ve su kanallarına atanlar azınlıkta. Daniels torbalara vergi koymak veya yasak getirmek yerine geri dönüştürmenin daha iyi bir çözüm olduğunu söylüyor. Tekrar işlemden geçirelim, temizleyelim, yeni bir ürün haline getirelim ve torba üretiminde yeniden kullanalım. Ancak Larson bunun çözüm olmadığını söylüyor. Plastik torba sektörü çoğu zaman geri dönüşümü plastik torbaların sınırlanmasına karşı silah olarak kullandı. Ancak bu sorunları azaltmıyor. Biz plastik torbaların yerine yıkanabilen ve tekrar kullanılabilen torbalar üretilmesi gerektiğini savunuyoruz. Carol Chastang öğle yemeğini böyle bir torbada taşıyor. To... Çevreyi temiz tutmaya ben de böyle yardımcı oluyorum. Şu anda 18 milyon Amerikalı plastik torbaya vergi veya yasak uygulanan eyaletlerde yaşıyor ve bu sayının önümüzdeki yıl daha da artması bekleniyor. Ayşegül Smith, Amerika'nın Sesi Washington.